Başkanım, bir Golak Masayı. Golak Masayı Başkanım. Biz basalım. Sandalyeleri alalım. Başkanım. Teşekkürler. Evet. Finlandiya ve İsviçre'nin NATO üyeliğini kabul etmiyorduk. Sonra ne olursa kabul ettik. Bunu nasıl değerlendirdin? Türkiye'nin bir başarısı mı? Keşke öyle olsaydı ama Finlandiya'nın ve özellikle İsveç'in NATO'ya kabul edilmesi Türkiye'nin 1990'lı yılların sonunda Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde kandırılmasının tekrarlanması olmuştur. Özellikle İsveç PKK ile olan ilişkilerini, FETÖ ile olan ilişkilerini değiştirmeyecek, bu terör örgütlerine destek vermeye devam edecektir. İsveç basınını takip ettiğinizde İsveçli politikacıların yapmış olduğu açıklamalardan bu keyfiyeti zaten anlıyorsunuz. İçeride bağımsız olmayan bir basınla Türk halkına bu diz çökme, bu mağlubiyet bir zafermiş gibi sunulmaya çalışılıyor. Ama bu bir hezimettir Türkiye açısından. En ufak bir kazancı yoktur. Türkiye'ye hiçbir taahhüt ciddi verilmemiştir. Ve yarın bütün bunların hepsi tek tek ortaya çıktığında Erdoğan kandırıldık yine diyecektir. Ama bu bizi şaşırtıyor mu? Hayır. Erdoğan'ın siyasi hayatında hemen hemen herkes kandırdı. Ama şimdi o da seçmeni kandırmaya çalışıyor. Fakat bu 2023 seçimleri Erdoğan'ın emeklilik seçimi olacak inşallah. Erdoğan gidecek ve Erdoğan giderken Zafer Partisi 10 milyon sığınmacı ve kaçağında ülkelerine geri dönüş sürecini başlatacak. 2023 seçimleri bu anlamda Türkiye için bir referandum niteliği taşıyor. Biz Zafer Partisi olarak seçmene diyoruz ki eğer diyorsanız ki Erdoğan ve 10 milyon sığınmacı kaçak gitsinler, o zaman Zafer Partisi'ne verin oyunuz. Eğer diyorsanız ki Erdoğan gitsin ama sığınmacılar kalsın, o zaman AK Millet İttifakı'na verirsiniz. Hem Erdoğan kalsın hem sığınmacılar kalsın diyorsanız AK Parti'ye verirsiniz. Ama ikisi de gitsin diyorsanız tek yol gerekirse zorla diyen Zafer Partisi. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Türk vatandaşı yapılanlar var. Onların durumu ne olacak? Hukuka aykırı olanları iptal edeceğiz. Başkanım, göçmenlerle ilgili göçmenle bir şey yok. Suriye mi olayı var yoksa? Suriyeli var, Afganistan var, Pakistan var. Bundan şey. Yani sayı çok. Gerçek sayı 10 milyonun üstünde. 1 milyonun üzerindekilere vatandaşlık verdiler. Vermeye devam ediyorlar ve seçimleri manipüle etmeye çalışıyorlar. Peki. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Thank you.